NTV'de ana haber devam ediyor. Antik çağda Anadolu'da devlet kurmuş önemli uygarlıklardan biri olan Hititlerin izlerine rastlandı. Hem de Küçükçekmece Gölü'nde. Eğer kazılarda bulunan figürler o bölgeye başka bir yolla gelmemişse bu keşif hem İstanbul'un hem de Hititlerin bilinen tarihini değiştirebilir. Küçükçekmece kazıldı. İstanbul'un Avrupa yakasında ilk defa Hititlere ait eserler bulundu. Göl kenarında Batoni Antik kentindeki kazı çalışmaları 2011 yılında başladı. Ağustos ayında Hititlerin ilk dönemine ait figürünlere rastlandı. Hitit dönemine ait figürünler işte tam da bu noktada bulundu. Bu figürünlerin ticaret yoluyla buraya kadar gelmiş olma ihtimali var. Çıkarılan figürünlerin en önemlilerinden biri Tanrıça heykelciği. Demirden üretilen heykelcik 5.4 cm boyunda ve 14 gram. Bir diğer önemli figürünün ise erkek tanrı heykelciği 6.1 cm boyunda 11 gram ağırlığında. Milattan önce 17. yüzyılda 15. yüzyıl erken Hitit dönemine ait figürünler olabileceğini düşünüyoruz. Bunu destekleyen başka veriler de gelmeye başladı kazılarımızın son günlerinde. Çıkartılan buluntular işte bu laboratuvarda inceleme altına alınıyor. Örneğin bu kap Hitit dönemine ait bir kap. İnceleme devam ediyor üstünde. Bu taraftakiler ise erken Bizans ve Roma dönemine ait. Bu kapların ilaç ya da koku kabı olarak kullanıldığı sanılıyor. Şimdi Hititler tarafından yapıldığı anlaşılan bu figürünlerin bu bölgede bulunmasının nedenleri araştırılıyor. İki tane Hitit heykelciğiyle veya bir tane seramik parçasıyla bunlar burada yaşadı diyemeyiz. Tabakaları açtıkça mimari ve bunları destekleyen daha çok malzeme geldikçe Hititler burada yaşadı diyebiliriz ama şu an için bunu demek mümkün değil. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de kazılara destek verdiğini ve Avrupa yakasında Hitit izlerine rastlanmasının turizm açısından önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.